Merhabalar. Merhaba. Zeliha Çağ. Yılların. Hakeminiz. Kurtlar Vadisi'nde ve birçok dizide yer aldınız. Evet. Geçmişten günümüze bir yolculuk yapıyoruz size. Nesiniz efendim? Geçmişten günümüze çok komik oldu. Ama doğru. İyiyim. Çalışıyorum. Yaşıyoruz. Öyle. Mankenleri beğendiniz mi siz efendim? Ediyorum. Hepinizi evet. Biliyoruz. Yani bazı mankenler, fotomodeller bırakıyorlar. Mankenliği artık bıraktım diyorlar ama siz hiç böyle bir karar almadınız bildiğiniz kadarıyla. Benim aslında doğallığımdan gelişmiş oldu bu durum. Hani ben bu kadar uzun süre yapacağımı düşünmüyordum. Diğer arkadaşlarımın çoğu evlendi, çocuk sahibi oldu. Hani çocuk için bırakanlar oldu. Ama iki çocuklu bir manken arkadaşımız var, Alona mesela. Yine çocuklu modeller çok, Vilma var. Evet. Yeni doğum yaptı o da. Mesela o da en son onlarla bir defileye çıkmıştı. Demet. Işte bazıları tercih etmiyor. Evet Demet de vardı o şey defilede. Bazıları tercih etmiyor. Aile kuruyor ya da başka bir kariyer geliştiriyor. Ki ben manken olmak isteyen arkadaşlara mutlaka ve mutlaka yanında ek bir kariyer geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Neden bunu söylüyorsunuz? Çünkü sektör gerçekten güç çok büyük güç kaybetti. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi büyük projeler, hani çok güçlü işler olmuyor. Maddi anlamda söylüyorum. Manevi anlamda da zaten belli bir yaşa kadar yapılan bir meslek. Şimdi daha çok yeni moda oldu. Hani dünyada işte büyük size modeller işte 40 plus, yani yaş olarak söylüyorum, modeller hala yapıyor. Ondan dolayı işte garanti alsın yine arkadaşlarımız, mutlaka yanında bir kariyer geliştirsinler derim. Sizin Kurtlar Vadisi'nde ajan doktor rolünüz vardı. Evet. Onun dışında başka hangi diziler olan? Onun dışında Evet Benim vardı. Emret Komutanım'da oynadım. Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak oynadım. Ama ben biraz o camiadan elimi eteğimi çektim diyebiliyorum. Onu soracağım yani. Özellikle evet. Yer almak mı istemiyorsunuz? Bunu iten nedir size? Yani orada çok zor bir sektör bir kere. TV ve sinema için konuşuyorum. Ben mesela Şarkı Tekant'tan 2 yıl boyunca şey de aldım, eğitim de aldım ama sektör gerçekten çok zor. Hani modellik gibi değil. Çok aşındırmanız gerekiyor. İşte organik ilişkilerin olması gerekiyor. Ben zaten öyle bir insan değilim. Hani nasıl bu zamana kadar da mankenlik yaptım onu da farkında değilim. Ondan dolayı yani zor. Yani şu anda yapanlar da bence çok zorlanıyor. Yani başarılı oyuncular için de çok zor. Oyunculuk yapmak isteyip yapamayanlar için de çok zor. Yani bu set koşulları mıdır efendim? Yani uzun saatler. Set koşulları değil. Yani iyi bir işte, iyi bir projede, devam eden bir projede yer almak çok zor. Mesela çok iyi oyuncu oluyor. Gerçekten mesela benim çok tanıdığım arkadaşım var. Ama şanslı iyi bir proje gelmiyor. Yıllarca bekliyor. Sonra başka bir işe. Ama hani iyi oyuncu evet. Her anlamıyla yeterli. Ve ilişkiler çok hani sıkı fıkı olacak. Anlatabiliyor muyum? O ortamın içinde olacaksınız herhalde. Ben öyle düşünüyorum ya. Bu benim kanaatim tabii ki. Şu anda işi yapanlar. İleriki zamanlarda iyi bir proje, içinizde sinen bir şey olsa evet der misiniz? Fikriniz değişir mi bu konuda? Yani gelirse bakarız ya. Hani şimdi gelmeden de böyle kendi kendime gelin, güvey olmayayım. Gelirse bakarız tabii. Peki efendim, geçmişe baktığınızda anılar, mankenlik aklınıza kalanlar nedir? Yani birikiminiz ne oldu ve gençlere ne anlatmak istersiniz? Model olmak isteyenlere. Ya şimdi aslında ben geçmişteki defilelerle şimdiki defileleri karşılaştırıyorum. O kadar büyük fark var ki podyumundan sesine, ışığına. Yani tabii birazcık da harcanan parayla ve emekle alakalı bir şey. Biraz tabii daha az para harcamayınca daha farklı, daha küçük defileler oluyor ya. Eskisi ekspozisyonu gibi yeni defilelerimiz, hani baktığınızda çok az büyük defile oluyor. Hani bütçeli işler oluyor. Eskiden çok iyi bütçeli işler olurdu. Ve 40-50 manken çalıştığı olurdu yani o işlerde. Ve 2 gün boyunca, 3 gün boyunca prova yapardık. Müthiş işler olurdu. Şimdi tabii biraz bu işi seçmek isteyenlere övgünüz ne olur? Mesela sosyal güvencesi var mıdır bu işin? Sigorta boyutu var sosyal mıdır? Sosyal güvencesi şöyle olması lazım. Gerçekten Türkiye'de şimdi top modellik de var diyemeyeceğim.
gerçekten çok iyi para kazanıyor olman gerekiyor ki sosyal güvenceni kendin sağlıyorsun çünkü. Ondan dolayı diyorum mutlaka ek bir kariyer geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Geçenlerde Meltem Eren, sizin meslektaşınız, bir EYT davası açtı. Neden? Hiç i̇şte sigorta yani. Girişi olmadığı için ajansına dava açtı yani. Ajansa dava açtı. Gösterilmiş ama prim yatırılmamış diye. Yani sizin sektörde... Çok manken arkadaşım başına geldiğini söyleyebilirim. Emekli olanlar da var. Yani yeni yeni duyuyorum. Ama dediğiniz birçok arkadaşın başına geldi. Hani muhasebecisi tarafından hani birazcık yatırılmayan... Durumlar. Sizin başınıza geldi mi öyle bir şey? Benim de başıma benzer bir şey geldi, evet. Maalesef geldi. Onun dışında bir YouTube programı yaptığınızı biliyoruz şu an. Yeni başladım, evet. Yeni başladık. Güzel bir ekibimiz var. Ondan sonra daha ilk bölümünü çektik ama üçüncü bölümden sonra yayınlanmaya başlayacak. Şimdi geçmişten bugüne modelleri ve onların işte tüm hayatı boyunca yaptıklarını anlatan bir program olacak. En çok kimi konuk etmek isterdiniz sen? Ya ben mesela Lale Velkıs'ı konuk ettik. İlk konumuz. Çünkü ilk tanınan ve bilinen manken. Yurt dışında ve Türkiye'de çok çalışmış. Sonra çok güzel bir kariyeri var oyuncu olarak. Gerçekten benim de böyle çok beğendiğim bir kadındır. İlk onu konuk ettim. Sonra Başak Gürsoy ve Engin Koç'la devam ettik. Şimdi tabii aklımızda çok isimler var ama şimdi olur olmaz şey yapmayalım. En çok istediğiniz mesela... Geçmişten günümüze tabii şimdi gittikçe o yaş skalası... Keşke şu olsa dediğiniz kim var mesela? Keşke şu olsa dediğim... Şimdiki yani, starlardan... Şimdiki starlardan mı? Ben arkadaşlarım hepsini çağıracağım ya. Yani 8 bölümlük bir program olacak. Arkadaşlarım hepsi. Şimdi birini söyleyeyim, birini söylemem. Ayıp etmeyeyim canım arkadaşlarıma. Olacak. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ya yine çizmeler. 90'lı yılların modası değil mi? Tabii canım, yani moda öyle bir döngü zaten. Onun için her şeyinizi atmayın, azalım, kaliteli alın, uzun yıllar kullanın. Son olarak formu korumak için bayanlara vereceğiniz tavsiyeler nedir? Bu manken form, formunuzu, spor. Siz nasıl beslendiniz? Bence hani beslenme değil de benim en çok rahatsız olduğum şey az estetik. Yani küçük kızlar ile yani kocaman kadınlar gibi görünüyor. Çok üzülüyorum. O kadar güzellerken bizim Türk kadın zaten çok güzel. Yani o kadar estetiğe gerek yok ama abartı estetikten kaçınsınlar, iyi uyusunlar, güzel beslensinler ve mutlaka spor yapsınlar tabii ki. Estetik biraz da yaş da büyütüyor yani, değil mi? Kesinlikle. Çok çirkinleştiriyor bir de. Yani yüzler değişiyor, deforme oluyor bana kalırsa. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun.